Merhaba arkadaşlar. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda inovasyon ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi üzerinde duracağız. R&D ve inovasyon, firmalar için rekabet avantajını, ülkeler için ekonomik büyümeyi ve toplumsal kalkınmayı sağlayan en önemli araçların başında gelir. Modern iktisadi büyüme teorisine göre ekonomik büyüme önemli oranda teknolojik değişimden kaynaklanır. Teknolojik değişim ise arge ve inovasyon faaliyetleri sonucu ortaya çıkar. İnovasyon günümüz toplumları ve ekonomileri için temel dinamiklerden birisi haline gelmiştir. Dolayısıyla bu dinamiğin farkında olmak, anlamak, tanımlamak ve uygulamak kaçınılmaz bir hal almıştır. Program süresince toplumsal ve ekonomik kalkınma için inovasyonun önemi, Ulusal inovasyon sistemi, ulusal inovasyon sisteminin oluşturulması, Türkiye'nin ulusal inovasyon sistemi konularını ele alacağız. İnovasyon, teknoloji, ticaret ve ekonomik gelişme gibi oldukça farklı alanlara etki eder. Ancak bu etkinin ortaya çıkarabilmesi ve inovasyon faaliyetlerinin sonuç verebilmesi için uygun ekosistemin oluşturulması gereklidir. Bu nedenlerle ARGE ve inovasyon faaliyetlerinde başarının en temel koşullarından biri uygun ekosistemin inşa edilmiş olmasıdır. Bu ekosistemin üzerine oluşan inovasyona dayalı ekonomik kalkınma stratejileriyle de bir ülkede sürdürülebilir ekonomik büyüme, sosyal refah ve uluslararası rekabet avantajı sağlanması mümkün hale gelir. Bu nedenle inovasyonun toplumsal kalkınmadaki katkısı en az ekonomik katkısı kadar önemlidir. Örneğin eğitim alanında gerçekleştirilen ürün, hizmet ve süreç inovasyonları toplumun faydalandığı eğitim koşullarını iyileştirir ve bireylerin daha iyi bir eğitim almalarını, yaşam kalitelerini artırmalarını mümkün kılar. Örneğin inovasyon sonucu hızla büyüyen firmalar yeni iş imkanları oluşturur ve işsizliğin önlenmesine önemli katkılar sağlar. Milli geliri olan dolaylı etkisi nedeniyle inovasyon, ülkeler için ekonomik büyümenin ve gelişmenin anahtarı olarak kabul edilir. Ancak inovasyon sayesinde ülkenin ve toplumun kaynaklarının ürün ve hizmete dönüştürülmesi, bu ürün ve hizmetlerden ekonomik toplumsal fayda yaratılması mümkün olur. Bir ülkenin inovasyona dayalı bir ekonomiye dönüşebilmesi için nitelikli ve girişimci insan gücüne, yeni fikirlerin üretilmesini ve yayılmasını sağlayan bir ortama, inovasyonu destekleyen mekanizmalara ve sermaye erişim olanaklarına ihtiyacı vardır. İnovasyon temelli olarak gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri, ülkede var olan imkanların etkin ve akılcı kullanımında da kaynaklık edecektir. Ayrıca ülkelerin ekonomik ve toplumsal sorunlarının nedenlerinin araştırılması ve bu sorunlara akılcı ve gerçekçi çözümler bulunması da mümkün hale gelecektir. Başarılı inovasyonların gerçekleşmesi için özellikle ülkedeki bütün aktörlerin koordinasyonunun ve iletişiminin sağlanması, gerekli yasal düzenlenmelerin çıkarılması, altyapı imkanları ve finansman desteğinin sağlanması gerekir. Bu çerçevede inovasyon faaliyetlerinde başarıya ulaşmanın gerekliliğinden biri de inovasyonla ilgili tarafların, koordinasyonun ve işbirliğini sağlayacak bir ulusal inovasyon sisteminin kurulmasıdır. Ulusal inovasyon sistemi, inovasyonların üretilmesi, paylaşılması ve kullanılmasıyla ilgili bütün kurumsal ve yapısal faktörleri içeren bir sistemdir. Bu bağlamda üretimden finansmana, altyapıdan öğrenmeye, insan kaynaklarından kullanmaya kadar yeniliğe katkısı olan, etkilenen ve etkileyen bütün tarafların ulusal inovasyon sistemi içerisine dahil edilmesi gerekir. Ulusal inovasyon sisteminin en önemli amacı sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması olarak görülebilir. İşte bu yüzden ülke içinde bireysel ya da kurumsal olarak gerçekleşen bilgi üretmeden inovasyonların yayılmasına kadar ki bütün çabaların bir ağ içinde koordinasyonunu sağlanarak sinerji yaratılmalıdır. Ulusal inovasyon sisteminin başarısı, inovasyonu destekleyen toplumsal bir kültürün varlığı ve inovasyonu kolaylaştıran altyapı ve mekanizmaların varlığına bağlı olarak şekillenecektir. Ulusal inovasyon sisteminin önemli kavramlarından biri de kamu, üniversite, sanayi işbirliğidir. Kamu, üniversite, sanayi işbirliği başta günümüzün gelişmiş ülkeleri olmak üzere neredeyse tüm ülkelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla kullanmaya çalıştıkları en önemli araçlardan biridir. Türkiye'nin ulusal Arge ve inovasyon ekosistemi incelendiğinde ekosistem unsurlarının 3 ana düzeyde gruplandığı söylenebilir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bakanlıklar politika yapıcı unsurlar olarak sistemin en üst düzeyinde yer alır. Türkiye'nin ulusal inovasyon sisteminin en önemli unsurlarının başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gelir. 2011 yılında kurulan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de ilk teknoloji bakanlığıdır. Bakanlık ülkenin sanayi ve teknoloji alanının birlikteliğini destekleyen ve ekosistem içinde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bakanlığın faaliyetleriyle ilişkili olan TÜBA, TÜBİTAK, KOSKEP ve Türk Patent gibi kurumlarda da bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşları arasındadır. Bu kurum ve kuruluşlar Politika uygulayıcı kuruluşlardır. Arge faaliyetlerinin desteklenmesi için çeşitli destek mekanizmalarını yürütürler. Sistemin bu düzeyindeki kuruluşları fon sağladıkları gibi yaptıkları çalışmalara politika geliştirme sürecine de katkı sağlayabilirler. Türkiye ulusal inovasyon sistemi içinde bir diğer önemli unsur ise fon sağlayan kurum ve kuruluşlar ile sistemin en alt düzeyinde arge faaliyetlerini bizzat gerçekleştiren firmalar arasında arayüz görevini üstlenen kurum ve kuruluşlardır. Bunlar teknoloji geliştirme bölgeleri, özel sektör arge ve tasarım merkezleri, TTO'lar, tekmerler ve kuluçka merkezleri şeklinde sıralanabilir. Bu arayüz görevini üstlenen kurum ve kuruluşlar ekosistem içinde sinerji oluşturarak firmaları ARGE yapmaya teşvik ederler. Ayrıca alanda iş geliştirerek firmaların rekabetçilik seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunurlar. Ulusal yenilik sistemleri makroekonomik ve politik etkiyle tetiklenerek kurumsal çerçeve ve sosyal sermaye tarafından şekillendirilir. Bunun yanı sıra ulusal inovasyon sisteminin temel aktörlerini üniversiteler, ARGE kurumları ve endüstri oluşturur. Bu sistemin etkinliği başka bir deyişle gerekli eş güdümün ve altyapının sağlanması ise ülke performansı üzerinde etkilidir. Bu çerçevede Türkiye'de inovasyon ekosistemini geliştirmeye yönelik yapılar, üniversiteler ve araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri yani teknoparklar, özel sektör arge ve tasarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme merkezleri yani tekmerler, kuluçka merkezleri, küme organizasyonları, mükemmeliyet merkezleri, melek yatırımcılar ve risk sermayesi kuruluşları olarak sıralanabilir. Üniversiteler ve araştırma merkezleri sahip olduğu bilimsel araştırma gücü, teknik ve laboratuvar altyapısı, ulusal ve uluslararası ağları ile inovasyon ekosisteminin en temel unsurlarından birini oluşturur. Hem temel bilgi hem de uygulamaya yönelik çalışmaların yapıldığı üniversite ve araştırma merkezleri ARGE ve inovasyon ekosisteminin önemli bir parçasıdır. Teknoparklar yeni başarılı firmaların kurulmasını ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayan etkin mekanizmalardır. Özellikle bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı firmaların teknoparkta oluşan kümeye çekilmesi ve ARGE yoluyla çok daha başarılı hale gelmesini sağlarlar. İnovasyon ekosistemi içinde etkin yapılardan biri olan özel sektör, inovasyonu geliştirmeye yönelik ARGE ve tasarım merkezi kurabilir. 2008 yılında yasalaşan uygulamayla araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun kapsamında özel kuruluşların ARGE ve tasarım merkezi kurmaları destek kapsamına alınmıştır. Türkiye'de inovasyonu geliştirmeye yönelik yapılardan biri de Teknoloji transfer ofisleridir. Teknoloji transferi, üretilen teknolojinin üretildiği yerden nihai ürün haline getirileceği yere aktarılması sürecinin genel adıdır. Geliştirilen teknolojilerin pazara sunulması ve toplumun kullanımına aktarılması için teknoloji transfer ofisi gibi farklı bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Türkiye'nin ulusal inovasyon sistemini geliştirmeye yönelik yapılardan bir başkası ise teknoloji geliştirme merkezleridir. Teknoloji geliştirme merkezleri kuluçka hizmetleri sağlamak üzere kurulmuş yapılardır. Bu merkezler özellikle girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğiyle ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulması ve sürdürülmesi amacıyla hareket ederler. Ulusal inovasyon sistemini geliştirmeye yönelik yapılardan bir diğeri de Kuluçka merkezidir. Kuluçka merkezleri büyümelerini hızlandırmak üzere startuplara yer, finansman, danışmanlık ve ilişki ağı gibi imkanlar sağlayarak kurulan organizasyonlardır. Küme organizasyonlar Türkiye'de ulusal inovasyonu geliştirmeye yönelik bir başka yapı olarak karşımıza çıkar. Küme organizasyonlar işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak kullanım alanları ile verimliliğin artırılmasına ve firmaların sektörlerin karlılığına katkı sağlar. Artan karlılık diğer girişimcilerin de ilgisini çekerek bu kümelere ve sektöre yeni firmaların girmesine olanak sağlar. Böylece istihdamı artırır ve ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Bir başka inovasyonu geliştirmeye yönelik yapı mükemmeliyet merkezleridir. Mükemmeliyet merkezleri belirli bir alanda gerek altyapı ve gerekse de insan kaynağı açısından uzmanlaşarak o alanın gelişmesi için ARGE, eğitim ve destek hizmetleri veren oluşumlardır. Arge ve inovasyon ekosisteminin diğer önemli bir paydaşı da bu fikirlerin gerçekleştirilmesini finansal olarak destekleyen melek yatırımcı ve risk sermayesi kuruluşlarıdır. Melek yatırımcılar, teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulması ve gelişmesi için bu şirketlerden hisse alarak sermaye desteği sağlayan bireylerdir. Risk sermayesi şirketleri ise bu melek yatırımcıların aksine birey değil birer anonim şirket statüsüne da olup yine hisse karşılığı firmalara sermaye desteği sağlayan yapılardır. Bir ülkede melek yatırımcı ağının ve risk sermayesi şirketlerinin varlığı girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin etkin işlenmesine yardımcı olur. Program süresince toplumsal ve ekonomik kalkınma için inovasyonun önemi, ulusal inovasyon sistemi, ulusal inovasyon sisteminin oluşturulması, Türkiye'nin ulusal inovasyon sistemi konularını ele aldık. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik dersiyle ilgili bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.